Kent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman konuğumuz. Sayın Ferman'a soruyu soracağız. Aslında piyasalarla başlayacağız. Çünkü dün Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisini takip ediyorduk ki o veri geldi. 4 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri ilk kez negatif enflasyonu gördü. Bu ne anlama geliyor? Bizi nasıl etkileyecek? Böyle geniş bir başlık açalım. Sayın Ferman, günaydın, hoş geldiniz diyelim. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi hakikaten söylediğiniz gibi 2020 yılından beri ilk kez aylık bazda negatif çıkan bir enflasyonla karşı karşıya Amerika piyasaları. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonist gelişmeler sadece Amerikan halkını veya Amerikan ekonomisini ilgilendirmenin ötesinde tüm dünyanın yakından takip ettiği, adeta mercek altına aldığı bir seyir. Çünkü bilindiği üzere neredeyse aylardır Fed sıkılaştırıcı politikalarını yüksek faiz politikası güderek, ondan taviz vermeyerek ve faiz indiriminden de indirimine geçmeyerek, o konuda geri adım atmayarak devam ettiriyor. Böyle olunca ne oluyor? Her zaman konuştuğumuz gibi güçlü dolar sendromu dünyadaki tüm finansal varlıkların adeta üzerinde bir terbiye edici sopa veya belirleyici bir kerteriz olarak varlığını sürdürüyor. Ne altın nefes alabiliyor, ne sermaye piyasaları veya borsalar önlerini açık görebiliyorlar, ne kriptolarda belirli bir yukarı yönlü senaryonun yazılması söz konusu oluyor. O bakımdan bilindiği üzere epey bir zamandır Göksu Hanım, bütün piyasalar ne zaman faiz indirimine gidecek diye Fed bekliyorlar. Fed de bu konuda dikkat edilirse %2'lik enflasyon hedefine yakınlaşmanın ötesinde burada kalıcı ve sürdürülebilir güvencelerin ortaya çıkmasına önem veriyor. Şimdi gelinen nokta nedir? Gelinen nokta özellikle Fed'in bir an evvel faiz indirimine giderek diğer finansal araçlara yol açması ve güçlü dolar boyunduruğundan dünya ekonomilerini bir parça rahatlatması, kurtarması için bir fırsat penceresi olarak görülüyor. Çünkü öyle ya, madem aylık bazda enflasyon eksi olarak çıkmış, çekirdekte de neredeyse adeta sıfıra yakın bir manşet ortaya çıkmış, çekirdekte de gerileme var. An itibariyle %3'lük yıllık enflasyon hedefi gerçekten hani Fed'in elini de kolaylaştıracak bir durum olarak görülüyor. Bu konuda hemen şu ihtiyatımı da söylememde fayda var. Biliyorsunuz Fed bir parça belirli güvencelere aldıktan ve bu seyrin kalıcı olacağına dair aylık göstergeleri başta çekirdek olmak üzere garanti altına aldıktan sonra faiz indirimine geçeceğine işaret ediyor. Bir önemli nokta da biliyorsunuz Kasım'da Amerikan başkanlık seçimleri geliyor. Burada cumhuriyetçiler ve demokratlar yarışacaklar. Demokratlar bir an evvel faiz indirimine gidilmesini istiyorlar. Cumhuriyetçiler ise bunun demokratlara alan açacağından bahsediyorlar. Hatta Trump biliyorsunuz açık ve net olarak bu konuda Powell'ı uyarmıştı. Hatta bu uyarı bir parça tehdit tadına da kıvamına da gelmişti. Dolayısıyla burada Fed'in her ne kadar teknik mülahazalarla hareket ettiğini iddia etse de bu seçim atmosferini veya seçim iklimini görmezden gelmesi de mümkün değil. Dolayısıyla sonuç nedir? Üçüncü çeyrek içerisinde faiz indiriminin ihtimali artmakla beraber pek mümkün gözükmüyor. Ancak son çeyrekte faiz indirimine, yani sene kapanmadan faiz indirimine sembolik olsa da gitmenin olasılığı, ihtimali artmış durumda. Tekrar ediyorum, elbette özellikle finansal çevreler bu konuda bir parça daha kamuoyu oluşturmaya, lobi yapmaya çalışıyorlar. Eskiden de yaptılar. Bu çok doğal. Nitekim bu gelişmeler çerçevesinde altın biliyorsunuz ilk defa ons bazında 2400 dolarları test etti. Sermaye piyasalarında da yukarı yönlü hareketler var. Ama bunlar 3. çeyrek içerisinde Fed'in aylardır sürdürdüğü yüksek faiz oranını koruma ve faiz indirimini bir türlü başlatmama paternini, duruşunu kırar mı? Onu hep beraber göreceğiz. Ben birdenbire Fed'in, hani yaz aylarındayız, oradan mülhem söyleyeyim, böyle suya atlamayacağını
söyleyebilirim. Biraz ihtiyatlı olarak ayaklarını, parmaklarını suya sokarak test etmeye devam edeceğini düşünüyorum veya öngörüyorum. Çünkü daha evvel dilleri yandı. Sayın Ferman, biliyorsunuz. Evet, evet. Haziran ayında TÜFE'de %0.1 azalırken Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kez negatif enflasyonu görmesiyle birlikte TÜFE'de yıllık %3 artış oldu. Bunu piyasalar evet. açısından değerlendirir misiniz bize? Biraz piyasalara gelebilir miyiz? Çünkü altına, dövize, borsaya bunun yansımaları nasıl olacak? Bundan sonraki süreçte hem yatırımcı açısından hem de aslında enflasyon verileri ve ekonomik anlamda piyasalarda bizi etkilediği için bu anlamda önemli ve değerli görüyorum. Nasıl bir piyasayla karşı karşıya kalırız? Evet. Biraz evvel genel çerçevesini çizerek ifade etmeye çalıştığım gibi aslında Fed'in enflasyon hedefi biliyorsunuz %2. Dolayısıyla şu an itibariyle %3 manşetine kadar gerileyen ve çekirdek enflasyondaki olumlu gelişmelerle Haziran ayı enflasyonunun bir ay geriden gelir, biraz daha geç hesaplarlar. Haziran ayı enflasyonunun da netice olarak baktığınızda ilk defa 2020'den bu yana aylık enflasyon bazında negatif gelmesiyle bir parça daha Fed'in o sıkı duruşunu gevşetebileceği düşünülüyor. Fırsat penceresi açılıyor. Nitekim hemen altın 2400 doların üstünü test etti. Sermaye piyasalarında ve Asya piyasalarında yukarı yönlü hareketler var. 10 yıllık ve 2 yıllık ve 10 yıllık Amerikan kağıtlarında puan düşüşü oldu. Dolayısıyla güçlü dolar sendromuna bir çentik atılmış oldu. Ama bu çentik acaba bu duvarı yıkmaya yeter mi? Veya aylardır süren bu duruşu veya istikrarı bozar mı? Onu bilmiyoruz. Dikkat edilirse dünyada hala Ukrayna ve Gazze sıcak savaşlarının devam ettiği bir ortamda. Güvenli liman olup gerçekten belki de rekor üzerine rekor kırması gereken altının da bir türlü bu Fed'in sıkılaştırıcı politikalardan taviz vermemesi yüzünden önünün açık olmadığı görülmüştü. Şimdi bu konuda bir fırsat penceresi açıldı. Ama tekrar ediyorum, bu bir fırsat penceresidir. Bu bir kapı anlamına gelmez. Yani otomatikman önümüzdeki toplantıda Fed'in faiz indirmesini beklemeyelim. Çünkü Göksu Hanım, en son Fed toplantısı kayıtlarında, tutanaklarında Fed üyelerinin ezici bir çoğunlukla iki noktasına ulaşmadan, yani o manşeti görmeden ve bu manşetin kalıcı olacağına dair kuvvetli kanaatler elde etmeden faiz indiriminin politikalarına geçmeyi uygun görmedikleri anlaşılıyor. Ha, sinyal etkisi olarak belki seneyi kapanmadan evvel bir defa basit bir indirimde, ufak montanlı bir indirimde bulunabilir. Ama şu anda biliyorsunuz 5.25'in üstünde. Yani bu 5.25'ten daha aşağıya doğru gelmeli ki diğer altın başta olmak üzere diğer yatırım araçlarının önü açılsın. An itibariyle buna yakın bir iklim doğmuştur. Ama otomatikman Fed'in birdenbire görüşünü değiştireceğini söyleyemeyiz. Tekrar ediyorum, Kasım ayı başkanlık seçimleri de konjonktürü daha özellikle bir noktaya getiriyor. Bunu da bir yere not etmemizde fayda var. Şimdi dün ekonomi gündemine dönelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları bu anlamda çok önemliydi. Hatta çok konuşuldu. En dikkat çekici mesajsa enflasyona ilişkinde en zoru geride kaldı. Açıklamasında bulundu Bakan Şimşek. Yani enflasyonun bundan sonra düşeceğine de işaret etti ve enflasyon gelecek ay %60, bir sonraki ay ise %50 civarına inecek. Yıl sonunda da beklentilere %42'ye kadar toleransımız var açıklamasında bulundu. Şu anki gündemi de, şu anki dönemi de dezenflasyon döneminin başındayız ifadesini kullandı. Tüm bu açıklamaları birleştirecek olursak nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Evet, aslında Sayın Bakan'ın bu ifadeleri yeni veya ilk defa söylenmiş ifadeler değil. 3 yıllık bir serime sahip program veya yaklaşım çerçevesinde dezenflasyonist politikaların çerçevesini çizildiğini sabık Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Hanımefendi geçtiğimiz Ekim ayında Meclis Bütçe Plan Komisyonu'na yaptığı sunumda ilk defa kamuoyuna fahş etmişti. Ve ondan sonra da anlaşıldı ki bu
üç aşamalı programın ilk bacağı normalleşme, rasyonele dönme, yeniden ilişkilerin tesis edilmesi, ne derseniz deyin, o rabıtanın kurulması, Cevdet Akçay Hoca'nın söylediği gibi aradaki illiyet bağlarının yeniden tesis edilmesi, rasyonel zemine çekilme. Bunlar benim ifadelerim olmanın ötesinde tabii bizzat ekonomi yönetiminin değişik kademeleri tarafından da izah edilen unsurlar. Şimdi bu 3 yıl erimli orta vadeli program çerçevesinde öngörülen bu yol haritasının birinci bacağının tamamlandığı anlaşılıyor. Tabii burada şu yapıcı eleştiri de gündeme gelebilir. Enflasyonun %70'lerin aştığı yüksek enflasyon döneminde yıpratıcı etkinin devam ettiği açık ve net. Acaba bir yıllık bir hazırlık süreci uygun muydu? Kamuoyu enflasyon beklentilerini nasıl etkiledi? Bunu da düşünmekte fayda var. Çünkü enflasyon bir kere yol verildiğinde süratle tırmanan bir sendromdur. Maalesef Türkiye'de de bu yaşanmıştır. Ama bu sendroma karşı da özellikle ekonomi aktörleri çabuk reaksiyon almasını isterler. Yüksek tansiyonda da biliyorsunuz dil altı hapı vardır. Alırsınız anında düşer, rahatlatır ama kalıcı tedavi sağlamaz. Şimdi tedavinin süresi uzadıkça beklenti yönetimi zorlaşır. Ekonomi yönetimi de bunun farkında. Dolayısıyla onun için sürekli iletişim politikalarıyla olayın bu veçesine işaret ediyorlar. Burada gene bir yapıcı eleştiri veya dikkat edilmesi gereken bir nokta şu. Göksu Hanım çok açık ve net olarak dün gene bakan, bu sizin ifade ettiğiniz açıklamasında, dedi ki önümüzdeki aylarda aşağı doğru gidiş olacak. Tabii olacak, çünkü baz etkisinden olacak. Bunun da 21 puan civarında toplam olacağını düşünüyoruz. Bu çok olumlu bir gelişmedir. Tamam, bir koçbaşıdır, bir ferahlık yaratıcı, ön açıcı bir gelişmedir. Ama bu enflasyonun kalıcı biçimde, sürdürülebilir biçimde iniş patikasına girdiğini göstermez. Burada korkumuz şudur, tıpkı vergi politikalarına çok ihtiyaç duyulan, reform ihtiyacı duyulan vergi politikalarının dezenflasyonist beklenti ve taleplerin yukarıda olduğu, bir takım sıkıntıların yaşandığı, sezonsal bazı, sezona bağlı bazı endişelerin sektör bazında ortaya konduğu bir dönemde birdenbire gündeme gelmesi. Çünkü vergi kanunlarındaki düzeltmeleri de herkes kendi noktayı nazarından veya dezenflasyonist süreçten görüyor. Halbuki bu işin çok daha önceden yapısal reformlar çerçevesinde ele alınması gerekiyordu. Dolayısıyla kanaatimiz odur ki elbette cebirin, matematiğin emredici hükümleri ve kendi iç dinamikleri içerisinde enflasyonda aşağı yönlü gidiş olacak. Ama ekonomi yönetimi bu gidişi lehlerine kullanarak, bir olumlu sinyal etkisi gibi, çarpan etkisi gibi değerlendirerek kalıcı düşüşü sağlamak zorunda. Yoksa %40'ların bir tık üzerinde bir enflasyon, evet aşağı yönlü bir gidişi gösterecek ama gene de kabul edilebilecek bir enflasyon oranı değil. Esasen zaten hepimizin cevabını aradığı konu, bu sene sonu evet %40'lar düzeyinde bir manşet, bir tablo karşımıza çıkar. Ama önümüzdeki sene ve ondan sonraki senenin iddialı hedefleri %14'ler, %17'ler, %9'lar nasıl tutturulur? Bunları düşünmemiz lazım. Bu bakımdan daha kapsamlı ve beklenti yönetimini de bu şekilde şekillendirecek herhalde adımlara ihtiyaç duyulmalıdır. Burada tekrar ediyorum, aslında formül basit. Üçlü yaklaşım, parasal politikalar işin sadece bir bacağını teşkil ediyor. Biz hep ondan bahsediyoruz. O as solist gibi sahnenin önünde. Ama as solistin as solist olması için alt kadro ve teknik destek lazım. Sahne düzeni lazım. Hami lazım değil mi? Finansör lazım vesaire. Şimdi bu açıdan bakarsanız teşbihte hata olmaz. Mali politikalar bütçe üzerinden ve yapısal reform da as solisti as solist yapacak. Veya onu az solistikten indirecek bir yapı. Yani parasal politikalar, bizzat Sayın Şimşek geçenlerde verdiği bir en son canlı mülakatta da söyledi. Dışarıdan fon gelişi hızlandı ama fon geldikçe TL'ye basıyorsunuz. O ne oluyor? Sıkılaştırma politikalarını engelliyor. Dolayısıyla bunların birbirini destekler, köstekler evet. Değil. Birbirinden birliktelikten doğan güç ekonomik sinerjiyi
kollamak lazım. Yoksa söylüyorum mesela turizm sezonunun ortasına evet. geldik. İşaretler karışık. Bu açıdan bunlara da bakmak lazım. Dikkatli bir şekilde bunları birlikte mütalaa etmek lazım. Birlikte değerlendirmek lazım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Murat Ferman katkılarınızdan dolayı hocam. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz.